Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir videoyla daha karşınızı geçmiş bulunmaktayız. İnşallah güzel beğendiğiniz bir video olur diyorum. Nefesim bitti vallahi. Unutma nefes almayı. Evet canlarım, bugün Boğa burcuna özel tarot, katina, dişil enerji, oracle, kehanet kartlarımla bir açılım yapacağız. İnşallah güzel beğendiğiniz bir video olur diyorum. Mutlaka sonuna kadar dinleyin ki, çünkü hepsinde farklı farklı kartlar açıyorum diyorum. Mutlaka sonuna kadar dinlemeyi unutmayın diyorum. Ve söz anneme bırakıyorum. Bırakmadan önce durun. Söylemeyi unuttum tabii ki de. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basmayı lütfen unutmayın. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım için 0551-895-3093 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Hemen şuraya koyuyorum. 0551-895-3093 numaralı telefonumuzdan bize direkt ulaşabilirsiniz. Bugün Boğa burcuna özel açılım yapıyoruz ve söz anneme bırakıyorum. Hoş geldiniz hayatım. Canlarım benim. Şifa, ne o? Şifalar getirdiniz. Şifalar. Vallahi şifa getireceksiniz demek ki bak. Dilim sürçtü ama doğrudur belki de ya. Allah Allah. Tabii. Ne var yani? Canım benim. Herkes eline bir çay alsın. Otursun, bizi şimdi izlemeye başlasın hayatım. Dinlemeye başlasın. Ondan sonra da görüşlerinizi yazın bize, tamam mı? Hak be veriyorum. Hemen çok kısa konuştuk anne ya. Yeter. Uzun konuş. Fazlaya gerek yoktur. Yeterli. Sıkmaya gerek yoktur. Görünüyor. Görünen köy kılavuz istemiyor. Yes'tir baby. Evet canlarım, ciğerlerim, boğa burçları çok dikkatli dinleyin. Çünkü çok güzel şeyler de çıktı. Birazcık sıkıntılıklar da çıktı. Çıkmadı diyemeyeceğim. Boğa burçları bakın. Şöyle söyleyeyim, yani bir sıkıntınızı tam bitiriyorsunuz, başka bir sıkıntı zıplayıp geliyor. Diyorsun ki Fatma, bir sıkıntıyı tam bitiriyorum, bir sıkıntı daha çıkıp geliyor. Anlamıyorum nereden geliyor. Kendi kendine sıkıntı türüyor etrafımda. Sardıkça daha fazlası oluşuyor yanımda diyorsun. Sıkıntılar uykuya yatmış da ondan sıra sıra kalkıp geliyorlar. Yani olabilir. Özellikle parasal anlamda bir sıkıntınız var. Ama çok yüklü bir miktarda paranın gelişiyle bu sıkıntılarınızın biteceği ortada gözüküyor. Fakat canlarım, bakın ortak iş yapmak isteyenleriniz varsa, yani 2 kişi 3 kişi ortak bir işe girmek isteyenleriniz varsa bence girmeyin. Bana sorarsanız, çünkü kartlara bakaraktan söylüyorum bence girmeyin diye. Ama gene sizin kararınız diyelim. Kararınız. Ya tabii ki. Kendi başına batsa da kendine, bat çıksa da kendine. Ortak oldu mu zor olur biraz. Evet, ortak işten biraz sıkıntı çıkacak da o yüzden diyorum canlarım. Terfi bekleyenler, yükseliş bekleyenler, sınav sonucu bekleyenleriniz varsa çok güzel haberler yakında yolda. Atama bekleyenleriniz varsa özellikle çok güzel haberler yolda diyorum. İnşallah güzel yerlere gelirsiniz. Hepiniz için temennimiz o. Yuva kurmak isteyenleriniz varsa yakında onun için de güzel haberler var. Fakat biraz parasal anlamda sıkıntı olduğu için yuva kurmanız biraz bekleyebilir. Yani illa haldır huldur, yaldır yuldur bugün evleneceğiniz diye bir şey yok. Biraz çalışırsınız, paranızı biriktirirsiniz, ondan sonra devam edersiniz. Parasız bir şey olmuyor çünkü. Of of. Boğa burçları. Şöylesiniz. Para var elinizde. Nasıl harcadığınızı bilmiyorsunuz. Sonra paranın arkasından şöyle bakıp kalıyorsunuz. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Dur diyerekten bakıyorsun. Geliyorum, geliyorum diye. Dolaşıp gelmeye gidiyorum diyor. Parayı harcıyorsunuz ama sonrasında böyle bakıp kalıyorsunuz paranın arkasından. Bak vallahi mi dediğin çok doğru. Yani, gerçekten. Hani kendimden pay biçiyorum yani. Boğa burçları. Bakın. Okey. Hayatınızda sıkıntılarınız var. Fakat bütün suçu kendinize lütfen yüklemeyin. Çünkü sürekli kendinizi asıp kesmek, pişmek, yargılamak var. Vah tüh keşke. Keşke şunu yapmasaydın, keşke bunu yapmasaydın deyişleriniz var. Bunu yapmayın çünkü psikolojik anlamda artık kendinizi karanlıkta kalmış hissediyorsunuz. Kendi kendinize vesvese veriyorsunuz. Çok fazlaca kendinize yüklenmek var. Bunu yapmayın çünkü kendinize iyi gelmiyor. Neden diyorum? Fazlaca daha yüklenirseniz bazı hastalıklar baş gösterebilir. Eğer hastalık geçirirseniz
lütfen hareketsiz kalmaya, yatmaya, böyle biraz kendinizi toplamaya ve dinlenmeye ihtiyacınız var. Lütfen biraz dinlenin diyorum. Olamıyor çünkü. Mümkün hatı yok. Evet. Canlarım bir kurtuluş istiyorsunuz. Okey, bir kurtuluş bekliyorsunuz. Kurtuluşunuz da var. Fakat daha henüz şartlar olgunlaşmamış. Biraz daha sabırla beklemeniz gerekiyor. Ama kurtuluştan sonrasına çok dikkat edin. Çünkü suyun üstündesiniz. Ya daha da tepe taklak gelebilirsiniz. Devam ederseniz hatalarınıza. Ya da daha da iyiye gidebilirsiniz. İnşallah iyiye gidersiniz diyorum. Resmi süreçle uğraşanlar, bakın, mahkemelik olur, evrak bekleyenler olur, tapu olur, araba alım satımı olur, dükkan açmak olur, herhangi bir resmi evrakla uğraşanlarınız varsa resmi evrağınız biraz olumlu geçecek. Biraz demiyorum, olumlu geçecek. Fakat biraz canınızı sıkacak durumlar var. Ama olumlu, biraz sabır edin, haldır huldur konuşmayın, susun bir bekleyin diyorum. Boğa burcu, neden ilahi adalet tecelli etmiyor? Fatma hep mi bana olur? Ya biraz da ben de göreyim etrafımdakilerin bana yaptığını, yaşadığını, biraz da ben de göreyim diyorsun. Fakat inşallah bu dünyada görürsün diyorum. Ama ilahi adalet tecelli edecek, eşitlik kurulacak ama biraz daha zamana ihtiyacım var. Boğa burcu, dünyan değişsin istiyorsun, etrafın değişsin, daha da iyiye gidelim diyorsun. Fakat hala kendin gibi saf görüyorsun, iyi niyetli görüyorsun insanların. Hala gözünü açmıyorsun, hala güçlü durmuyorsun, hala dimdik durmuyorsun. Lütfen etrafındaki insanlara artık, şöyle söyleyeyim, çok iyi niyetli insanlar var mıdır bilemeyeceğim. Bilemeyeceğim yani. Herkesin kendi hayatında var mıdır bilemem. Ama insan avludur, bir çiğ süt emmiştir, mutlaka bir hainlik çıkar. O yüzden... Tabii, tabii. Mutlaka. Fazla herkesi kendiniz gibi görmeyin. Değil mi? Tabii ki. Gözüm dalıyor, biri gelecek bize. Yok yok yok. Boğa burcu. Aman aman aman. Sen yok 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 yok. Bari dedin. Yok 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 yok. Boğa burçları. Bak bak, resmi evrak geliyor. Dikkatli olun, dikkatli olun. Eğer resmi evrak bekleyenleriniz yoksa da dikkatli olsun. Neden söylüyorum? Sizin bile haberiniz olmayan bir resmi evrak gelecek. O yüzden söylüyorum, dikkatli olun canlarım. Boğa burçları, hayatınızdaki insana varsa dikkat edeceğiniz. Bizi izleyenler kadın da olabilir, erkek de olabilir. O yüzden genel konuşuyorum. Ha, bana sen baktırsaydın, o zaman çatır çatır senin hayatındakileri söylerdim. Tabii. O yüzden kendine uyanları alacağım, kendine uymayanları evrene göndereceksin. Geçen gün ben böyle dedim diye birisi şey yazmış. Bütün güzellikleri aldım, kötülükleri evrene gönderdim. O da sizin hanenize yağdırsın demiş. Bakın, beddua etmek kötü bir şeydir. Şimdi ben burada kötü bir şey yapmıyorum. Kimse kusura bakmasın. Eğer ki böyle bir beddua eden varsa, karşılıksız beddua kendine tutar. İnşallah ağzından çıkar, kendine yakasına yapışır. Ha. Başka kimse bir şey değil. Saçma sapan muhabbetler yapmanız gerek yok. Çünkü Allah büyüktür, herkesi tepe taklak getirebilir. Buna dikkat edin diyorum. Tabii. Canlarım, boğa burçları, hayatınızdaki insana dikkat edin. Neden söylüyorum? Çünkü yalan ve aldatma var. Aldatılıyor da olabilirsiniz, aldatıyor da olabilirsiniz. Lütfen dikkat edin. Fakat hayatınızdaki insanda yalan var. Buna çok dikkat edin. Yalan kötüdür ha. Fakat hayatınızdaki insanda keskin bir zeka, kıskançlık, ego, şevhet, aşırı cinsellik düşkünü, zina eğilimi durumları var. Bakın, okey, ilişkilerin %90'ı, 80'i cinsellik üzerine kurulur. Okey, bunu herkes biliyor. Kimse ben ona ekmesin. Böyle. Ama... Sürekli de bu olmaz. Sürekli olmaz. Bir insan karşılıklı oturup konuşmaya ihtiyacı vardır. Hayatınızdaki insan zaten size bu yönlü yaklaşıyorsa bundan biraz uzaklaş, kendini uzaklaştır diyorum. Resmi evrak bekleyenleriniz varsa resmi evrak gelecek. Mahkeme, tapu, araba alım satımı, işte herhangi bir resmi evrağınız varsa gelecek. Ondan sonra güzel bir döneme gireceksiniz. Yani dükkan açacaklarınız varsa mesela diyeyim, kazançlı bir şey olacak. Araba alım satım varsa kazançlı bir kar edecek. Evde de aynı kazançlı bir kar edecek diyorum. Çünkü iyi ama elinizdeki şey değerli bir şey.
Bunu elinizden gittikten sonra anlayacaksınız. O yüzden değerini iyi araştırın, ölçün, biçin, ondan sonra hareket edin. Bu illa araba alım satım değil. Almak da olabilir, evde almak olabilir. Bir değerini araştır, 5 yıl sonraki değerini araştır. Tabii. Anladın mı? Her şey bugünkü gibi devam edecek değil. 5 yıl sonrası önemli senin yani, için. Yani. Çünkü bir arsa, ev, araba 5 yıl sonra değerlenir. Şimdi günümüzde haftada bir artık fiyatlar güncelleniyor ama 5 yılda çok tabii güzel bir kar getirebilir. Boğa burçları içinizdeki hırs sizi kıtır 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 yiyor. Yani içinizdeki hırs bir kurtçuğa dönüşmüş. Bakın kurtçuk kötü bir şeydir. Nasıl bir elmanın içine veya bir meyvenin içine kurt girdiğinde içini yiyor, dışı sağlam kalıyorsa aynı durumdasınız. Bu hırsınızı yenmek zorundasınız. Çünkü neden diyorum? Bu hırsınız ya size zarar verecek ya da siz bu hırsınızdan dolayı birilerine zarar vereceğiniz. O yüzden dikkat edin, şeker fareler. Ah, kazandıklarım. Ay tatlı olsa da yiyseydi kuz. Dün yedin ya bu. Olsun, tatlı iyidir. Vallahi ya. Dün yedi daha bak ha. Daha yarısı da duruyor dolapta. Bak şimdi tatlı niye iyidir biliyor musun? Yaşlanınca ben biliyorum şeker hastası olacağımı. Şimdiden olacağım Şakat. Şimdiden olacağım sen hastayı. İşte gözümde dur, canlı karnımda dursun. Ben şeker hastası olsam öldür beni. Şekersiz bir hayat düşünemiyorum. Boğa burçları. Canlarım. Hayatınızdaki bak kişiler, olaylar, etrafınız, eviniz, damınız neresi varsa çok dikkatli bakmaya çalışın. Çünkü size gösterilmek istenen bazı durumlar var. Mesela evinin etrafına bak. Mutlaka gözüne bir şey çarpacak. Oradan bir şey çıkarabilirsin. Veya etrafındaki insanlara daha dikkatli bak. Mutlaka onda bir şey çıkaracaksın. Çünkü sana göremediğin şeyler var ve gösterilmek isteniyor. Yaşam, hayat, rüyaların, bunları sana göstermek istiyor. Bak, biraz dikkatli bakman lazım. Bu avuçların sol kolları ağrıyor. Bak vallahi dobra geldi. Olabilir. Gerçekten. Olabilir. Bak. Olabilir canlarım. Ağrıyanlar bana yazsın bak. Sol kolumuzda ağrı var bu avuçları. Ta bura geldi. Çünkü bunlara bakmadan önce okuyoruz. Evet. Nazar olanların şeysi, bazı ağrısı olanlar geliyor. Ben bakarken bir nazar duası oku da nazar dualı yapalım. Okuyalım. Okuyalım. Biraz sesli oku da ben duymayayım da dikkatim dağılıyor. Böyle fıçı fıçı. Mesela El Fatiha deniyor ya. Başka fasu 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 etme. Ya ben söyleyeceğimi de unutuyorum ya. Anne geliyor Fatiha. Unutuyorum. O yüzden bir içinden oku deme. Neyse sen okuyayım, nazar dualı olsun. Boğa burçları, tek kalmaya ihtiyacınız var. Birazcık kendinizle olmanıza ihtiyacınız var. Oturacaksın. Fatma, Ayşe, Hayriye, Ayne, Nur, neyse adın. Soracaksın. Ne istiyorsun kendinden, hayatından? Bir kendine ihtiyacın var. Ben böyle size tavsiye vermiyorum. Hayatta gördüğümü söylüyorum. Anladın mı? Birisi çıkmış demiş ki tavsiye, faldan çok tavsiye veriyorsun. Tavsiye değil bu. Yalnız kalmaya ihtiyacın var. Ondan bahsediyorum. Kendinde olanı fark etmene ihtiyacın var. Çünkü boğa burçları artık şöyle bir durumdasın Fatma. Gerçekten öyle bir bittim ki ne, yani bıktım ki kimse kendimi anlatamayacaksın yani. Herkes beni anlasın yeter diyorsun. Anlatabiliyor muyum? Elinizi yüzünüze sür boğalar. Öyle Allah kabul etsin inşallah. Bak amin. Sol kolumuzda ağrı var. Gerçekten üstünüzde de çok beter nazar var sizin bak. Vallahi evet. Var yani. Evet. Boğa burçları herkesten bilinçli bir şekilde uzak duruyorsun. Kendini korumaya almışsın. Çünkü herkes aynı Fatma diyorsun ve korumaya almışsın. Bilinçli bir şekilde insanlardan uzak duruyorsun. Fakat içinden bir şeylerde Fatma ben de sevilmek, sayılmak, değer görmek istiyorum. Biraz benim de içim artık kıpır kıpır etsin diyorsun. Gelecek. Sabır et cancağızım. Ama aklındaki fareleri sustur ciğerim. Evet. Ay ciğeri de isteyeme. Ben çok severim. Annem et olsun yeter ki. Evet. Bak et de. Gözlerim parlar. Gözlerim parlar. Sabah kahvaltıda bile et yiyebilir. Boğa. Vallahi yerim. Ciğer. Aa ciğer kavurabilir. Doğru bak. Evet. Yerim ha. Aney boğa. Aney ya. Vallahi
falı bıraktıracak bana illa ki ne ya. Sen dedin, sen açtın konuyu. Ben açmadım ki. Boğa burçları. Bir yolculuk yapacaksınız. Bu yolculukta dikkatli olun. Etrafınıza iyi bakın. Gösterilmek istenen şeyler var dedim ya. Bu yolculukta karşınıza çıkacak. Bu yolculuk hayatınızı değiştiren, sizi hedefleyen bir yolculuk olacak. İnşallah olumlu bir yolculuk olacak ki olumlu gibi gözüküyor. Çünkü şanslı bir yolculuk olacak. Fakat hayatınızdaki kişi olabilir. Çok düzenci ve şüpheci bir insan. Dayanılmaz, kılı kırk yaran, evliliğe çok zor evet diyen birisi. Bu kişiyle nasıl ilerlerseniz bilemeyeceğim. Boğa burçları, geçmişten gelen üzüntülü durumlarınız şimdiki mutluluğunuzu engelliyor. O yüzden ya geçmişi affedeceksin, ya Allah'a havale edeceksin, ya da bunun bir yolunu bulacaksın diyorum. Tam yeni bir sayfa açacağım. Özellikle evliliktir, yuva kurmaktır olayları var. Tam yeni bir sayfa açacağım Fatma diyorsun. Ama içime bir anda bir şey giriyor, bir soru işareti giriyor, orada takılı kalıyorum diyorsun. Yarısı Allah'ın valisine, yarısını da kendileri evet. Görsünler. Ne diyecek? Evet. Eğer yuva kuracaklarınız varsa, bak bu tavsiyedir. Tavsiye ediyorum. Diyorum ki ne? Eğer yuva kuracaklarınız varsa, eğer aklında ufacıcık nokta dahil bir soru işareti varsa, o evliliği bekleteceksin. Tabii. Beklet, o soru işaretini cevapladığın an evlen kardeşim. Gerçekten. Hayat senin hayatın zor. Bak evlilik çok zor. Gerçekten evlenip ayrılmak, bir de çocuk kalması arkasından çok daha zor kardeşlerim. Evet. Çocuklarımız. Boğa burçları, yıkılan yuvanın yeniden düzelmesi çıktı. Yani şöyle, ayrılmış olanlarınız, boşanmış olanlarınız, birleşmeyi bekleyenler, özlem duyduğunuz, kavuşmak istediğiniz insanlar var ise yıkılan yuvanın yeniden düzelmesi, yani bir barışma var. Fakat üzerinizde bir kısır döngü var canlarım. Bu kısır döngüyü aşmak zorundasınız. Kısır döngü demişken nasip aşma, kurşun dökme işlemleri yapıyorum. Sadece beni aramanız yeterli. Daha nice işlemlerim de var. Bunu telefonda yüzlü konuşarak bakımsı esnasında söylüyorum canlarım. Evet. Diyorum. Düşlerim. Beni izleyecek seviyem. Bu almışlarım bugün. Katina, dişil enerji, oracle, kehanet kartlarında bir enerji yaptım. Bir açılım yaptım, valla enerji yaptım diyorum. Enerji de beslemem ama. Vurma baklı oğullarım. Açılım yaptım. İnşallah beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Bir şeyler çıkarabildiğiniz bir video olmuştur diyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basmayı lütfen unutmayın. Özel açılım için, kurşun dökme işlemi için, nasip açma işlemi için ve diğer nice işlemler için 0551-895-3093 numaralı telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum. 0551-895-3093 numaralı telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz. Aramanıza gerek yok. Direkt WhatsApp'tan yazın. Mutlaka tabii, size dönüş yapıyorum. Yes. Çünkü aradığınızda meşgul çalabilir. O yüzden diyorum direkt WhatsApp'tan yazarsanız güzel olur. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve düzenleme bırakıyorum. Canlarım bakın bir şey diyeyim. Gerçekten bizim buradaki baktığımız fal özel bakımın onda biri. Özel bakım yaptırırken neyiniz var neyiniz yok hepsi buradan çıkabiliyor. Diyorlar ki doğru çıkıyor mu biz bir şey yap. Bak özel bakımı yaptır ona göre çıkıp çıkmadığını göreceksin hayatım. Elini çocuğunu neyin var sakladığına kadar varız söyleriz neyin varsa senin biz. Yani şimdiye kadar daha. Çok şükür. Çok şükür çıkmadı diyenlerimiz olmadı. Evet. O yüzden özel bakıma bekleriz hayatım. Elleriniz yüzünüze sürdüyseniz hoşça kalın, hoşça kalın diyoruz. Hepinizi öpüyoruz diyoruz. Hoşça kalın kızlar.